Şimdi aslı saadette bunu niye anlatıyoruz? Sorun kolay. Bir mesele, bir sorun olursa gider danışırlar, iş biter. İkincisi, imanı çok kavi insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayeti kelimeler var. Müteşabih ayetler diyoruz. Bir defa ahiretle ilgili bütün ayetler müteşabihdir. Elif, lam, mim. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Bu denlil muttakîn. Zâlikel kitâb. İşte bu kitap. Yani anladık bunu da. Peki bu elif, lam, mim neci? Peygamberimiz bu konuda bir şey söylemeyince biz de bir şey bilmiyoruz. Allah'a havale ediyoruz. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların elinin üzerinde diyor ayet-i kerime. Kitabımızda arka sayfada örnek veriyor. Yani Peygamberimiz ve ashabı Hicri 6. yıldaydı değil mi? Kazaya niyet ederek Mekke'ye kadar gidiyorlar. Adamlar önünü kesiyor, sizi bırakmayız diyorlar. Bu nasıl bırakmasın? Beytullah'a kim gelirse bırakmak zorundasın. Siz diyorlar 1500 kişiyle baskın yapar gibi geldiniz. Bu bizim erkekliğimize, haysiyetimize zuldür. Bırakmayız. Gelin görün. İhrama girmişiz. Kılıç. Yol silahından başka silah yok. Develerimizi kurbanlayacağımıza dair boyunlarını değil mi boyamışız? Kurbanlık oldu. Her şey belli. Müsaade edin. Tavaf edelim, sağ yapalım, umremizi yapıp çekip gidelim. Yok. Elçiler gidip gelmeye başladı. Hudeybiye anlaşmasının olduğu ortamda anlaşmazdan evvel Peygamberimiz bir kere daha anlasın diye Hazreti Osman Efendimiz'i gönderdi. Bir şahiye geldi orada. Osman Efendimiz katledilmiş. Gelmiyor da. Galiba haber doğru dedi Peygamberimiz. Ve o zamana kadar hiç savaşı düşünmeyen Peygamberimiz bir ağacın altına oturdu ve elini uzattı. Yani 1500 kişilerdi. Bu orduyla Mekke'nin silahşörleri yenilmeyeceği belliydi. Ama herkes ölümü göze alacak. Benimle kim savaşacak? Bir kere daha söz verin dedi Peygamberimiz. Buna biat diyoruz. Biatı emir elini uzatır. İnsanlar da elini onun üstüne koyarlar. Ve söz verirlerdi. Bu şekilde ceryan ederdi. Devlet başkanı da böyle biat alır. Komutanlar da böyle biat alır. Ashab-ı kiramın hepsi orada peygamberimize uğrunda ölmeye söz verir dediler. Asım Köksal bir adamın develerin karınlarının altında yatarak gizlenip saklandığını rivayet eder. Bir adam çıkmış öyle. Münafıklardan birisi deniliyor. Bu olay 1500 kişinin Allah rızası için peygamberimize ölümüne biat etmesi Cenab-ı Allah'ın hoşuna gidiyor. Ve diyor ki ayet-i kerime onları övüyor. Şu ağacın altında senin için şecere-i rıdvan biat yapanlardan Allah razı oldu. Yedullahi fevga eydihim. Allah'ın eli de onların elindeydi. Yani peygamberin eli, sahabenin eli konuyor. Üçüncü bir el daha var. O da Allah'ın eli onların üstündeydi diyor. Desteklediğini söylüyor. Şimdi ashab-ı kiramdan hiçbirisi ya Allah'ın bizim gibi eli mi var elimizin üstünde? Aklına bile gelmemiş. Sormamıştır bunlar. Ve ca'a rabbuka. Rabbin geldi de. Gelmek insan için düşünülürse buradan oraya değil mi? Mekan değiştirmektir. Allah zamandan ve mekandan münezzeh ediyoruz. Mekanı gitmesi için mekanın yürüyenden daha büyük olması lazım. Allahu alal arş isteva. Allah arşa istiva etti. İstiva, arş, arş bildiğimiz koltuktur, sedirdir, oturacak yerdir. Allah'ın istiva etmesi çıkıp oraya oturması gibi. Ama arş Allah'tan daha büyük olması lazım ki oturması lazım vesaire. Böyle ayet-i kerimeler var ve Müslümanların kafasına bunlar hiç takılmamış o zaman. Onlar bundan bir mana alıyorlardı. Yani Allah'ın onu destekleyeceğini sözün gelişinden anlıyorlardı vesaire. Sonra bu dönem gitti arkadaşlar. O saf dönem, inanç dönemi. Arkadan Hulefai Raşidin dönemi geldi. Hele de Hazreti Osman Efendimiz'in vefatından, şehit edilmesinden sonra ortalıkta yaygın fitneler dolaştı. Hazreti Ali Efendimiz imam seçildi, hayatını burnunda getirdiler. Olmayacak işler oldu velhasıl. Yani
O noktada bu tür mevzulara pek girmek de istemiyoruz ama geçen kısmen girmiştik herhalde. O kadarcık da yetinelim. Hazreti Ayşe annemiz de onun devesinin etrafında Talha ve Zübeyir efendilerimiz Hazreti Ali Efendimiz'e karşı çıktı ve savaştılar. Nasıl izah edeceğiz? Binlerce sahabe öldü orada. Sonra Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali Efendimiz arasında savaşlar oldu. Şimdi bunlar hep konuşuluyor, çalkalanıyor. Bu savaşta kim haklı, kim haksız? Kim bağı azgın, baş kaldırmıştır, kim günahkardır? Ölen nasıl öldü? Sevabı mı vardı? Pisi pisine mi öldü? Günahkar mı öldü? Efendim, ne yapılması lazım? Esas doğru olan neydi? Peki, günahkar olarak öldülerse bunların iman durumları nedir? Dinden mi çıkarlar? Cennete giderler mi? Hiç mi gidemezler? Vesaire böyle çalkantılar vardı ve değişik insanlar değişik sözler söylüyorlar. Artı İslam dünyası da gelişiyor ya. Yuvadan çıktı Müslümanlar Arabistan'dan, Mısır, Şam, Irak, Anadolu, buralarda Mecusiler var, İran. Hristiyanlar var, Yahudiler var, başka başka dinlerle karşılaştılar Türkistan'da, Hindistan'da. Çok değişik kültürler, çok değişik dinler ve bu insanlar Müslüman oldular. Müslüman olanlar yılanın kavundan çıktığı gibi eski fikirlerinden çıkamıyorlar haliyle. Hala içlerinde eskiden edindikleri birikimler var, kültürler var. Bununla İslam'a geldikleri zaman İslam'ın açıkça inkar ettiklerini hadi attılar. İnkar etmedikleri veya sustukları alanlar var. Bunlar devam ediyor adamlar. Bu arada Yahudi ve Hristiyanların kitaplarıyla karşılaştılar. Aldılar okudular. İsrailiyetlerin bir kısım hikayeler, bilgiler oradan girdi. Yani yeni fetihler, yeni karşılaşan dinler, kültür, çevreler o insanların İslam'a gelirken hadi diyelim iyi niyetle gelseler bile İyi niyetsizleri de var. Kargaşa çıkartmak istiyorlar. Bu da Abdullah İbni Sebe gibi insanlar. Şiilikte ve Gulat-ı Şia'da yani Şiilerin azgın kısmı hususunda çok etkin insanlar. Etkin rol oynadılar. İyi niyetle gelseler bile insanların kafalarını takılıyor ve soruyorlar. O zaman Allah'ın eli mi var? Allah'ın ayağı mı var? Allah bize mi benziyor insanlar gibi? Nasıl anlayacağız bunları? Soruluyordu. Oysa demin ne demiştik? İlk İslam'ın ilk günlerinde bunlar sorulmazdı. Üstüne de düşünmezdi. İman, inanç öyle sağlamdı ki bu tür ayet-i kerimeler mesela Allah'ın eli, onların elinin üstünde diyoruz değil mi? Bunlar hiç mevzu bahis bile edilmezdi, örnek verilmezdi yani. Cembullah Allah'ın yanı, Allah'ın arşa istiva, Allah'ın eli veya benzeri ayet-i kerimeler. İmam Malik zamanında bir adam gelmiş. Ya imam diyor ona soruyor. Bu Allah arşa istiva etti diyor ayet-i kerime. Bu ne demek diyor. İmam-ı Azam'ın o günkü İslam'ın ilk dönem, biz bunlara selef diyoruz değil mi? Selefi salihin. Selef deyince özellikle peygamberimizin ashabı, onları gören tabiiler, tabilerin yetiştirdikleri, tabilere gören tebeyi, tabiler. Bu üç nesil insanların en hayırlı nesli olarak nitelendirildi peygamberimiz tarafından. Diyor ki İmam Malik, el-istivâ-u malûmu. Yani istiva kelimesi malum. Arapçada kullanılan bir kelime. Biz bu kelimenin ne manaya geldiğini biliyoruz. Ama işi Allah'a verirsen ve keyfi meçhul. Keyfiyeti meçhul Allah için. Biz bunu peygambere sormadık da düşünmedik de. Ve sualu anhu bid'ah. Bundan sonra sormak bid'attır diyor. Sahabe böyle sorular sormazdı. Sen bunu niye böyle sorular soruyorsun? Zannederim sen bu soruyla o bid'atçı adamdan. Çık huzurumdan. Daha öncesi var. Hazreti Ömer Efendimiz'e böyle bir bu tür ayetlerden soru soran insanlara bir adamı gösteriyorlar. Çarptırıyor huzuruna. Elindeki o kalın hurma yapraklarıyla vur diyor gibi kafasını kara diyor. Neredesin sen falan yere. Oraya gideceksin ve çıkmayacaksın diyor.
Orada göz hapşında olacaksın ve oranın valisine de mektup yazıyor. Bu adam beldesinden çıkmayacak. Gözetimde tutulacak. Orada. Ama arkadaşlar o saf inanç daha sonra İslam'ın gelişmesiyle çok sorularla artık önü alınmaz hale geldi. İslam'ın ilk zamanlarındaki selef alimleri müteşabihat hakkında hiç konuşmazken, konuşmayı bid'at kabul ederken, böylesine insanları bid'atçı diye huzurdan kovarken, bir gün bunlar o kadar çok yayıldı ve öyle sorular sormaya başlandı ki, demek ki siyasi olaylar, siyasi olaylardan itikadi sorular da çıkınca, alimler bu tür ayetlere İslam'ın doğru anlayışını yansıtacak cevaplar bulmaya ve ayetleri tevil etmeye başladılar. Tevil, yorumlamaya. Ne manaya geldiğini biiznillah açıklamaya çalıştılar. Yani Allah'ın elinin onların elinin üstünde olması demek işte Allah'ın lusteti, desteği, yardımıdır. Allah'ın gelmesi böyledir. Allah'ın açı böyledir. Allah'ın arşa istiva etmesi yani hükümran olması bütün yarattıklarını idare etmesidir. Arş nedir? Koltuk. Yani bir padişahın değil mi? Taht. Düşünün. Tahta çıkmak o memleketten sorumlu olmak yönetimin başında olmaktır. Allah'ın yönetimi, iktidarı, gücü, kudreti anlamına gelir gibi böyle ister istemez tevil etmek zorunda kaldılar. Kendileri ehl-i sünnet alimiydi. Şartlar onları zorlamıştı. Bunlar da yaptıkları bu teville Maturidi, Eş'ari gibi iki büyük ana koluna ayrıldılar. Bugün o selefiliği devam ettirmek isteyen bir grup daha var. Maturidi, Eş'ari ve Selefi. Güya bunlar da asr saadetteki o saf inancı temsil ettiklerini söylerler. Kur'an ve sünnetin naslarına sıkı sıkı bağlı, tevil etmez, yorum getirmez, olduğu gibi kabul eder, bunun dışında reddeder. Selefiler genellikle o zaman öyleydi ama çağımızdakiler İslam alimleri durup dururken yoruma keyiflerinden gitmedi değil mi arkadaşlar? Mecburiyet vardı, yorum getirdiler. Bugün şu çağımızda da bir kısım selef olduğunu söyleyen insanlar var. Kur'an ve sünnetin dışına çıkmayız diyerek çok sert, kendi gibi düşünmeyen insanlara karşı çok şiddetli, gerekirse Müslümanı tekfir eder, dinden çıkarır, sert uygulamalar yapar, bir hale girmişlerdi. Bizim ülkemizde de veya dünyanın değişik yerlerinde de bu tür zihniyetler zaman zaman görülüyor ve Müslümanlar arasında değişik kavgalara sebep oluyor. Şimdi niye anlattık bütün bunları? İtikadi mezhepler durup dururken çıkmadı, şartlar zorladı, alimler bu konularda da görüş beyan etmek zorunda kaldılar. Böyle de arkadaşlar, Peygamberimiz, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in diyoruz. Bunlar selef dönemiydi. Daha sonra insanlar da mutaahhirin de dediğimiz sonraki gelen alimler, bunlar bu tür ayetlere ya da İslam inançlarını müdafaa hususunda yeni usuller, yeni metotlar, yöntemler geliştirdiler, yazdılar, konuştular.